Sohbetin bu haftaki konuğu Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Tabii bugün burada çok önemli bir organizasyon için toplandık. Öncelikle ben tam olarak Saran Holding'le Türkiye Voleybol Federasyonu yapmış olduğu bu pazarlama ve medya iletişim anlaşmasını detaylı olarak sizden öğrenebilir miyim? Tabii ki. Şimdi Türkiye Voleybol Federasyonu birçok konuda çok ciddi faaliyeti olan, dünyanın en iyi uluslararası organizasyon yapan federasyonlarından bir tanesi. Liglerimizin kalitesi belli. Türkiye Voleybol Liglerinde oynayan dünyanın starları var. Fakat tabii çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Şimdi burada yeni dönemle ilgili uzun zamandır işbirliğimiz olan Saran Grup'la, çünkü Saran Grup bizim yurt dışı voleybol haklarımızı pazarlama veya başka konularda birçok yardımda bulunuyordu şu ana kadar, ama şimdi tüm sponsorluk ve yayın haklarımızın, liglerimizin, milli takımlarımızın, altyapı organizasyonlarımızın, fabrika voleybol programının artı ilave olarak da tesislerimize isim sponsorluğu bulma yönünde geniş kapsamlı bir işbirliğine başlıyoruz. Kısaca aslında özetlersek, biz ana işimiz voleybol sporuna daha fazla odaklanmak istiyoruz. İş ortağımızın da ihtisası bu konuda, çünkü Saran Grup yıllardır spor sektöründe, spor endüstrisinde çok önemli bir grup. Onların da Türk voleybolunun içine daha fazla finansal değer katmak için çalışmalarını. Biraz marka değerini güçlendirmek için tabii de yapılan. Tabii ki çok bir yönlü bir çalışma olacak. Önce marka değerine yapılacak yatırımlar, ondan sonra sponsorlarımızla iletişimlerin artırılması vesaire, çok kapsamlı bir çalışma olacak. Peki lig dedik. Şimdi Türkiye liglerine baktığınızda sizin de belirttiğiniz gibi aslında Avrupa'nın en iyi 3 ligi arasında yer alıyor. Yani hem kızlarımız hem erkeklerimiz, ikisi de aynı şekilde. Ve hani bu dönemde çeşitli kulüplerden, ligde mücadele eden kulüplerimizden hakemlerle ilgili, hakemlerin yaptığı hatalarla ilgili yorumlar geldi. Hani çok fazla hata yapılıyor şeklinde. Siz bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü yani hakem kurulumuzun da ben çok yoğun bir şekilde çalıştığını biliyorum. Ümit Sokullu hocamız zaten hakem kurulunun başında en iyi hakemlerimizden biri. Siz bu yorumlara nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi bir defa tabii saygı duymak durumundayız her türlü eleştiriye, ama Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulumuz çok yoğun bir şekilde çalışarak tüm hakemlerimizin hem eğitim seviyelerini hem de tecrübe seviyelerini artırmaya çalışıyor. Çünkü hakemler de aynı sporcular gibi belli bir dönemden geçerek en üst düzey hakemliğe ulaşıyorlar. Sporun içinde, voleybolun içinde hata her zaman var. Yani paydaşlarımıza baktığımız zaman spor kulüplerimizin başkanları, spor kulüplerimiz, kulüplerimizin antrenörleri, sporcularımız, voleybolcularımız hata yapabiliyor. Hakemler de hata yapabilir. Ama bu sporun içinde zaten var. Burada amaç bildiğiniz üzere video challenge sistemi devreye sokuldu. Şimdi FIVB ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun da çok ciddi çalışmaları var. Bütün bunlardaki amaç hata sayısını minimize etmek ve hakeme rehberlik ederek, teknolojiden yararlanarak onun objektif maç yönetmesine katkı sağlamak. Bizim çok yoğun çalışmamız var hakemlerimizin eğitiminin geliştirilmesi konusunda. Yani ben tabii hakemlerimizin seviyesinin Avrupa ve özellikle dünya voleybolunun altında olduğunu ben kabul etmiyorum. Çünkü biz uluslararası müsabakalarda veya Avrupa'da bunu çok iyi gözlemleyebiliyoruz. Diğer ligleri de takip ediyoruz. Dönem dönem formsuzluklar olabilir hakemlerimizin içinde de, ama asıl Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu'nun görevi burada ortaya çıkıyor. O dönemde hangi hakem formdaysa onu daha fazla kullanarak en az hata veya hata yapmadan maç yönetmelerini sağlamak amacımız o. Ama ben tüm Türkiye'de görev yapan hakemlerimizin hepsine güveniyorum. Bazıları zaman içinde tecrübe kazanacaklar. Onlar zaten
altyapı müsabakaları, ikincilik, üçüncülik vesaire bir tecrübelendirme dönemi yaşıyorlar. Ama birinciliklerimizde görev alan tüm hakemlerimiz Avrupa ve dünya ortalamalarının üzerindedir, ona yakındır. Bizim de görevimiz onları geliştirmek. Peki şimdi aslında Avrupa'da da, Avrupa voleybolunda da yeni bir dönem başladı. Sevin başkanı André Meyer düştü. Yani yeni bir başkan geldi. Siz de aktif olarak o yönetimde yer alacaksınız. Ne gibi değişiklikler düşünüyor Özkan Mutlugil? Olacak mı farklılıklar bundan sonra Sev'de? Yani şu 14 sene hizmet etmiş çok değerli bir başkanımız vardı. Ama herhalde bazı şeylerin değişmesi gerektiğini Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun delege ülkeleri, 55 tane üyesi var. Onlar düşündüler ki böyle bir yeni bir yönetimi seçtiler. Tabii ki çünkü Avrupa kıtası dünya voleybolu için çok önemli. Yani bugün olimpiyat elemelerini Ocak ayında yapacağız Avrupa kıtasının. Bütün dünyanın gözü bu kıta elemelerinde. Bu kıtanın finansal zenginlikleri var, çok büyük avantajları var ama dezavantajları da var. Bütün bunları tekrar gözden geçirerek özellikle rekabetin, kalitenin yüksek olduğu ve yeni markalar yaratabileceğimiz, değerlerini artırabileceğimiz bazı oluşumlar planlıyoruz. Tabii bunlar netleşmediği için Avrupa Voleybol Konfederasyonu adına bir açıklama yapamam. Ama önümüzdeki dönemde birçok değişiklik yapmak istiyoruz. Avrupa kupalarının formatlarını tekrar inceliyoruz. Hı hı. Nasıl daha fazla rekabet seviyesini yukarı çekebiliriz, imajını ve değerini artırabiliriz şeklinde. Avrupa şampiyonalarıyla ilgili önemli değişiklikler öngörüyoruz. Burada kısaca daha fazla katılımlı, birçok voleybolun zayıf olduğu yeni ülkeleri de motive edici modeller üzerinde çalışıyoruz. Bir yeni bir stratejik plan ve modelleme üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde sırayla bunlar ortaya çıkacak. Peki şimdi Sev deyince geçtiğimiz hafta çok konuşulan Şampiyonlar Ligi'ndeki Rusya-Türkiye eşleşmeleri çok konu oldu. Siz birçok yayına bağlandınız, birçok açıklama yaptınız. Bol bol dinledik sizi ama tabii ben bu soruyu geçmek istemiyorum. İki takımımızın Rus temsilcilerinin rakipleri Türkiye'ye gelmedi ve güvenlik sebebiyle gelmiyoruz dediler. Şu anda halen Sev'den yapılmış bir açıklama yok. Herhalde önümüzdeki hafta itibariyle bir açıklama gelecek ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yani baktığımızda çünkü bizim bir temsilcimiz Rusya'ya gitti, Zenit kazandı, oynadı. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadı, ne girişte ne maçta bir problem olmadı ama bizim ülkemize iki Rus takımı gelmedi. Şimdi olayın başına dönersek, Rusya Voleybol Federasyonu'nun Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na bir başvurusu söz konusu. Güvenlik sebebiyle ve yaşanan olay sebebiyle takımlarını Türkiye'ye göndermek istemediklerini, bu nedenle de Ocak'tan sonraki bir tarihe ertelenmesini veya da tarafsız bir sahada oynanmasıyla ilgili. Tabii bunun neticesinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu bize bir görüş sordu. Biz de bunu düşünmediğimizi, aksine bu zor durumda daha fazla voleybol oynamamız gerektiğini, sporu daha fazla yapmamız gerektiğini, sporun sevgisini, barışa katkısına destek olmak adına önemsediğimizi, bu nedenle de bu öneriye sıcak bakmadığımızı ve kabul etmediğimizi bildirdik. Ve dün de bildiğiniz üzere Halkbank Spor Kulübümüz Kazan'da, Zenit Kazan Kulübü'yle maçını oynadı. Yani tabii ki onların her kulüp, her hakem, her federasyon başkanı Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan bazı şeyler talep edebilir. Bu en doğal hakkıdır. Ama yazılı bir teyit olmadığı takdirde ve taraflara, bütün taraflara aynı anda bir yazılı bilgilendirme olmadığı takdirde bu maçın oynanması gerekir. Ben tabii Avrupa Voleybol Konfederasyonu adına bir yorum yapamam şu an. Onun kurulları önümüzdeki sanırım 1-2 hafta içinde bu konuyu değerlendirecek ve bir karar verecek. Ama özellikle altını çizerek söylemek istediğim şey, normal yarışma kuralımız yarışmaya katılmadığı için hükmen mağlubiyet. 3-0
25-0 ev sahibi olan kulüplerimizin lehine. Peki burada şöyle bir şey, yani ben ilk hani evet Türkmen mağlup olmalı diye siz kendi fikrinizi söylediğinizde de aklıma geldi. Takımımızın sahaya çıkmış olması ve hani hakemlerin düdüğü çalıp karşı rakibin olmadığını görüp gözlemcinin hükmen mağlup demiş olması gerekmiyor mu böyle bir karar için? O genel kuraldır. Hı hı. Ama bir federasyonun iki tane kulübünün yarışmaya gelmeyeceğini beyan edici yazısı üzerine o kural aranmaz. Tamam. Ya ben çünkü bunu o, çok merak ediyordum. O şöyledir. Genelde bir takım son dakikaya kadar beyan etmez katılmayacağını, onun için resmi bir prosedür uygulanır. Teknik toplantıya katılmazsa teknik toplantı beklenir. Sonra supervisor bir rapor tutar. Ama şimdi bir beyan var ve en önemli otorite olarak Rusya Federasyonu, takımlarımız gelmeyecek, tekrardan bir erteleme talep ediyoruz şeklinde bir yazı bildirince, o zaman Avrupa Voleybol Konfederasyonu o seremoniye gerek duymaz. Peki bu olimpiyat elemeleri de sonuçta Rusya takımının katıldığı bir eleme, evet, olacak Avrupa kıtası. Evet. Bununla ilgili bir herhangi bir gelişme ya da bir girişim var mı Rusya Federasyonu tarafından size ulaşan? Bana ulaşan yok ama her türlü girişim yapılabilir. Ama sonuçta burada kararlar önemlidir. Yani birçok haber duyulabilir, talepler olabilir. Ama biz her zaman şunu savunuyoruz Türkiye Voleybol Federasyonu olarak. Voleybolu bu dönemlerde daha fazla oynayarak ülkelerimiz, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun üyeleri arasındaki sevgi, dostluk ve barışı, hı hı, ancak bu yolla yayabiliriz. Yoksa ertelemenin ne faydası olacak? 2 hafta sonra ne değişecek? Aynen. 5 hafta sonra ne değişecek? Sonra eleme sisteminden sonra sizin de bildiğiniz üzere takımlarımız tekrar karşı karşıya gelebilecekler. Yani bizim bu siyasi durumdan farklı olarak spor adamları olarak daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Peki erkek voleybolu, siz de eski bir milli voleybolcu olarak aslında hani hepimiz daha başarılı olsun istiyoruz erkeklerimiz. Şimdi önümüzdeki milli takım döneminde Dünya Ligi'nde bir üst grupta oynama hakkını, evet, elde ettik. Ve belki de bir Fransa olacağız. Olabilir miyiz sizce? Tabii bütün çalışmalarımız bu yönde. Sizler de çok destek veriyorsunuz. Milli takımlarımızın birçok yayını konusunda sporcularımızla röportaj yapıyorsunuz. Hepimiz istiyoruz. Yeni jenerasyonlarımız var. Birkaç jenerasyon hazırlıyoruz. 2020-2024 olimpiyatları da dahil olmak üzere. Bu çalışmalar daha önceki yıllarda bundan 3 sene öncesine kadar hep Avrupa kıtası içinde biz uğraşıyorduk gelişimimize. Fakat Avrupa kıtası voleybolda, erkek voleybolunda özellikle çok kuvvetli. Evet. Şimdi yeni bir açılımla Dünya Ligi'nde çok farklı ülkelerle oynamaya başladık. Ben bunun bize çok olumlu yansıdığını düşünüyorum. Bu sene de ikinci gruba çıktık. İkinci grup çok daha zorlu. Belki çok uzun yıllardır veya belki de hiç oynamadığınız, şu an istatistiği hatırlayamadım ama Kanada'yla vesaire oynayacağız. Çok değişik ülkelerle, evet, oynayacağız. Bu ülkelerin şu anki pozisyonları bizden ileride. Ama biz onlarla oynayarak çok süratli gelişebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle alt jenerasyonda hazırladığımız uzun hedefli birkaç takımımız var. Bütün bu yoğun çalışmaların arkasından erkek voleybolunda da yeni bir başarı kazanarak ondan sonra o başarıyı bir basamak yaparak hızlandırmak istiyoruz. Evet, tabii milli takımdan başarı için kulüpleri de çok olumlu yönde yansıyor. Yani kadınlarda, tabii, bunu çok net bir şekilde gördük geçtiğimiz yıllarda. Şimdi kadın milli takımına gelelim. Ferhat, evet, Akbaş göreve geldi. Avrupa Şampiyonası oynandı. İstenilen bir, belki de madalya istiyorduk ama bence gene de başarılı bir milli takım performans sergilendi. Gençlerle tecrübeleri harmanladı Ferhat Hoca diyelim. Şimdi önümüzde olimpiyat elemeleri var. Önce hani çok fazla eleştiri aldı Ferhat Hoca. Sonrasında siz hep dediniz ki biz bu genç antrenörü takımın başına koyduk ve arkasındayız. Kesinlikle güveniyoruz ve yolumuza onunla devam edeceğiz. Ferhat karşı bu güvenin ve bu görevin verilmesinin sebebi neydi? Şimdi hatırlarsanız daha önceki sizle söyleşilerimizde de hep şunu konuştuk. Yabancı antrenör mü, Türk antrenör mü? Evet. Şimdi tabii ben biraz tabii saygı duyuyorum her türlü eleştiriye ama işte genç antrenör mü, tecrübeli antrenör mü? Daha önce de söylediğim gibi biz Türkiye Voleybol Federasyonu olarak şuna bakmıyoruz. Antrenörün pasaportuna hiç bakmıyoruz. Yani Türk voleybolunun o anki ihtiyacı neyse
ona uygun antrenörlerle çalışmak istiyoruz. Kaldı ki Ferhat Hoca çok uzun yıllardır bizim Ağbayan milli takımımızın yardımcı antrenörüydü. Evet. Yani baş antrenöründen sonraki ikinci adamdı. Geriye dönük kariyerine bakarsak dünyanın en zorlu liglerinde yardımcı antrenörlük yapmış ve dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışmış bir değerli antrenörümüz. Şimdi burada genç, yaşlı, tecrübeli böyle bir şey ben çok kabul etmiyorum. Özellikle Ferhat Hoca için. Çünkü çok önemli deneyimlerden geçti. Artık belli bir şeye geldi. Şu an bizim ihtiyacımız olan özellikle alt jenerasyonla, tecrübeli jenerasyonla, az tecrübeli jenerasyonun birbirine entegrasyonu konusunda bana göre geçen sene önemli gelişmeler kaydettik. Evet. Şunu tabii söylemek lazım. Rakiplerimiz de bizim kadar gelişiyorlar. Yani bu seneyi biraz beraberce değerlendirirsek, siz de çok iyi analiz ettiniz o dönemde. Bir anda Hollanda çıktı. Aslında Hollanda 8 senedir yatırım yapıyordu. Ama böyle bir planı vardı. Kendi ev sahibi olduğu bir organizasyonda yepyeni bir oyuncu modelleriyle çıktı. Diğer rakiplerimize bakıyoruz. Hepsinde gelişme var. Biz de tabii ki gelişimimizi hızlandırmaya çalışıyoruz. Ama tecrübeli oyuncularımız var, sakatlıklar yaşanabiliyor. Bu yoğun takvim içinde, şimdi bu potaya baktığımızda ben Avrupa Şampiyonası'nda bu sene hedefimizi yakalayamadık. Ben daha üst bir hedef koymuştuk yani hep beraber. İlk üçün içine ya da evet. İkincilik, birincilik diye düşünüyorduk. Bir final açıkçası. Oynamayı arzu ediyorduk. Ama başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Gelişmeleri görüyoruz. Yani pozitif yönde gelişmelerimiz var. Şimdi Ocak ayında ligin tam ortasında en önemli şeye katılacağız. Rakiplerimizin hepsi çok iyi durumdalar. Mini Avrupa Şampiyonası istiyorum. Şimdi geçenlerde uluslararası bir toplantıda bir dostumuzla bu konuyu konuşurken hakikaten Avrupa Şampiyonası mı daha değerli, Avrupa kıtası olimpiyat elemesi mi daha değerli diye bir tartışma çıktı. Ben o tartışmaya girmek istemedim. Ama hakikaten de şeye baktığımız zaman ülkelerin konsantrasyonuna herkes son derece konsantre. Buradan çıkacak birinci olacak takım ve ondan sonra ikinci ve üçüncü olan takımlar da dünya kıta elemesine gidecekler. Çok iyi bir turnuva olacağını düşünüyorum. Biz de mümkün olduğunca iyi hazırlanacağız. Bir aramız var. Umut ediyorum ki sakatlıklarda bir sorun yaşamayız. Ama sonuçta bu artık olimpiyat elemesi, kadromuz geniş. Yani daha önceki yıllara bakarsanız siz de gördüğünüz üzere birçok yeni isim denendi. Evet. Bir kısmı kadroya hemen girdiler. Bir kısım biraz daha tecrübelenecekler belki ondan sonra girecekler. Geniş bir kadromuz var. Kolay bir turnuva olmayacak ama ben takımımıza güveniyorum. Teknik kadromuza güveniyorum. Olimpiyatlara katılmayı istiyoruz. Peki ben çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. İnşallah böyle olimpiyattan önce de böyle güzel bir röportaj yapalım diyelim. Ankara'yı tabii büyük bir heyecanla ben de bekliyorum sabırsızlıkla. İnşallah kızlarımız da erkeklerimiz de bu sezon çok başarılı olurlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.